Gündemin önemli gelişmelerini, başlıklarını aktardık sizlere sevgili seyirciler. Onun hemen öncesinde işte en son yapılan sınavlar vesilesiyle Türkiye'deki eğitime ilişkin haberleri sizlere aktarıyorduk. Yine öyle devam edelim. İlgisiz görünüyorlar ama çoğu 2-3 yaşlarında okuma yazma öğreniyor. Çok hızlı öğreniyorlar. Çok iyi bir hafızaya sahipler. Çok soru soruyorlar. Yani üstün zekalı çocuklardan bahsediyoruz. Uzmanların üstün zekalı ve dahi çocukların ailelerine bazı tavsiyeleri var. Gelin o tavsiyeleri dinleyelim önce. Zeka seviyesi en yüksek seviyede ve yetenekleriyle beraber en yüksek seviyedeki çocuklar. 2-3 yaşlarında okumaya başlıyorlar. 4-14 yaşları gelişimleri için çok önemli. İşte o dahi ve üstün zekalı çocuklar için İstanbul'da bir kongre düzenlenecek. Kongreyle üstün zekalı ve dahi çocuklarda ve ailelerinde farkındalık yaratmak amaçlanıyor. IQ seviyesi 120-130 arasında olan çocuklar parlak zekalı, 130-145 arasında olan çocuklar üstün zekalı, 145 ve üzerinde IQ seviyesine sahip olan çocuklar ise dahi çocuk olarak adlandırılıyor. Üstün zekalı ve dahi çocukların çeşitli atölyelerle eğitimlerinin yanı sıra becerilerinin artırılması da hedefleniyor. Robotik atölyesi var, eğlenceli bilim atölyesi var. Çocukların daha farklı, daha böyle üretici, yaratıcı düşünmelerini temin için bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye'de üstün zekalı çocukların oranı %2.5. Bu oranda 500 bin çocuğa tekabül ediyor. Deha çaplı çocuklarda ise oran daha düşük, 4 ila 5 bin kadar. TÜSDEV Başkanı Kemal Tekten, bu çocuklara özel ilgi gösterilmesi gerekli diyor. Bilgisayar konusunda çok mükemmel bir noktaya gelmek varken hacker olabiliyor, başkalarına zarar verebiliyor. O çocuklardan Yusuf Efe ve Sinan ahşap atölyesinde kendi tasarımlarını hayata geçirmekten keyif alıyor. Kuklalar, oyuncaklar falan yapabiliyoruz. Çok eğlenceli. Ahşap üzerinden istediğimiz şeyleri yapıyoruz. Uzmanların üstün zekalı çocukların eğitimiyle ilgili tavsiyeleri de var. Çocuklar için çok daha üst seviye eğitim kurumları açmak gerekiyor. Üstün yetenekli çocukların aileleri sıkıntılı. Eğer yeterince bilgi sahibi değillerse öğretmenler açısından da bu çocukları tanımak çok önemli. İstanbul'da 7-9 Nisan'da düzenlenecek Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TÜSDEV çatısı altında düzenlenecek kongreye üstün zekalı çocuklar ve konusunda otorite olmuş bilim adamları katılacak.